Öyle geçiyor davetçiyim. Evet yani Romanovlar. Bana da gelmişti evet. Nesi Romanovların? İşte Yeritye, Prenses Yeritye. O mu tam? Öbür taraftan da var. Hayır hayır. Çünkü. Romanovlar hanedanında... Bir tane daha var ya. Salisyen kanunlar yoktur. Kadın da geçebilir. Başka Kril'den yok. Gelen değil mi? Ha? Prens Kril'den gelen. Kril'in... Grand Duke Kral'in kızı mı? Evet, evet. Kızı. Evet, evet. Yani yok başka biri. Bir çocuk, bir adam daha var. Kim? Kril'in kardeş tarafından gelen birisi daha var. Vallahi tanımıyorum. Kril'in amca tarafından gelen. Yani iki tane aday yok Rusya. Bir tane, şeyde, birisi daha çıktı şimdi. Bizde de yok, onlarda da yok. Balo var. Yalnız bizimki şimdi... sadece ailenin reisi statüsündedir. Onlar da böyle garip bir şekilde biz varız diyorlar. Yani biziz diyorlar. Monarşistler var yani. Rusya'da var. Evet. Yok değil. Tabii biliyorsunuz kadınların şeyini tanıyorlar. Miras ve taht hakkını. Yani Rusya tarihinde yani kaç tane bir tarihçe var. Kadın olduğu için demiyorum. Romanov'un yani Çar'ın Alexander tarafından birisi daha geliyor şimdi. Ya şu anda bir Yeritye oldu. Şuna şey yapıyor. Bilmiyorum. Buna muhalif. Benim diyor adam. Öyle mi? Şeyden. Ama bir parti veriyorlar biliyorsun. Pushkin'in 210. doğum yıl dönümü İstanbul'da kutlanacakmış. Sen frak giyecekmişsin galiba. Ha niye giyelim ya. Frak kim giyiyor artık? Frak mı da abi? Ya. Herhalde imparatoriçe diyorlar. Çok çok smokinlidir herhalde. Herhalde. Ne imparatoriçe ya Allah. Çariçe yani. Yok canım. Yani naslednik. Veliaht gibi. Peki hocam Kurtuluş Savaşı'nda Rusların rolü. Çok bununla ilgili meraklar var. Rusya Müslümanlar ülkesi. Yardım topladılar. O yardım buraya ulaştırılmayabilirdi. Ulaştırıldı var. Politika için. Büyük müdür yardım? Valla ben İstiklal Harbi'nin mali şeyini, kompozisyonunu, porteyi. Mali porteyi. Tam bakmadım. Bakan da pek görmedim. Bir sürü şey var ama bu gelen paranın nasıl geldiği, kaç kuruş olduğu falan henüz çok iyi bilinmiyor. Bilmiyorum. Ama geldi. Tabii Rus ordusunun kendi mühimmatı da var. Yani bu çok açık bir şey. İsmet Paşa'nın uzun paltosu herhalde bizde dokunça yapılmadı. Dokunmadı. Böyle şeyler de var. Bu çok açık. Rusya ayakta durmak için İngiltere, Fransa blokuna karşı bir müttefik arıyordu. O bizdik. Bizim de onlara ihtiyacımız vardı. Herkes kendinin ne olduğunu biliyordu. Peki büyük taarruzda Atatürk'ün yanında Rus mareşallerin olduğu falan doğru mudur bunlar? Yok canım. Rus mareşalı kim var Allah aşkına? Kalkıp da orada akıl verecek. Şimdi o meşhur fotoğraf vardı ya Kocatepe'de. Evet. Atatürk'ün şu vaziyette hani. Evet. Sigara içerken. Sigara içiyor. Ben düşünmüyorum. Sigara o fotoğrafın içiyor. Tamamını biliyorsun. Evet. Ne var orada? Fotoğrafta Ruslar gözüküyor. O tablonun içinde yani. Tablo değil, fotoğraf. Hayır o şeyde işte o yani kompozisyonda evet. Ama o şey yok Taksim'deki 30'lara ait bir görünüm. Voroshilov'un ziyareti. Evet. Voroshilov falan yok mu Kurtuluş abi? Hayır. Voroshilov nefer ol vakit. Ben size söyleyeyim mi? Kızıl Ordu'nun göze çarpan generalleri kimdir? Frunze'dir en başta. Evet Frunze evet. Frunze'dir. Ondan sonra çok ilginç bir şekilde savunma halk komiseri, Sovyet'e halk komiseri unvanı yok, Sovyet'i reisi. Troçki'dir yani harbiye bakanı diyelim ona. Ve iç harbi aslında Ruslar çok meşhur bir sözdür. Ay çiçeği ve Troçki'nin nutuklarıyla kazandı Kızıl Ordu diye. Ve de tabii Kerenski'nin budalalıklarıyla ilave edildi. Frunze var mı şeyde? Frunze var buraya geldi var, ziyarete. Evet. Ama hatıratında burada aktif bir rolü olduğuna dair bilgi yok. Çok güzel bir tarifi var. İstiklal Savaşı Türkiye'sine. Ve şunu açıkça ima ediyor. Burada sosyalizm falan olmaz ve beklenmiyor. En fakir zamanda. Onu görüyor. Başka şeyler de anlatıyor. Son derece akıllı bir adam ve entelektüel. Çünkü Fahrettin Altay'ın hatıralarında. Evet. Moskova'ya giderler. Bir yerde o Kocatepe muharebelerinde teşekkür mahiyetini diye anlatır.
orada bulunmalarına. Yani şimdi güya gizli olarak gidildi harekatta. Hiç kimse duymadı. Gizli değil canım, fotoğrafta var. Ama yani belki Rusya'dan askeri ataşe gibi adamları tabii yani, gözlemci falan da olabilir. Tabii. Olabilir o. Ama senin dediğin para meselesi. Buhara'dan çok büyük para gelmiştir. Yani şeyde. Kazan'dan falan. Evet, yalnız şu var. Onların söyledikleri, yani gönderenlerin söyledikleri. Bunu da Enver'in yazışmalarından biliyorum. %25 ile 30 arasında Lenin gönderdi. Bu para bize lazımdır diye tuttu. Demiştir yani. Hepsi 25-30. O kadar paranın bir kısmı gelmiş. Yani şurada çok açık bir şey tabii. Bu savaşın donanımında mutlaka ne verdilerse alınmıştır. O çok açık ama açık söylenmesi lazım. Tespitlerim. Evet. Haberler için bir kısa ara vereceğiz şimdi. Sonra devam ederiz.